Yeni bir telefona 12 taksitle kolayca geçmek gibisi yok. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyCep ile 12 taksit ve 12 ay garanti seçenekleri seninle. Hemen gel, anında yenilen. EasyCep, yenilenmenin yeni kolayı. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvak sunar. Mesela Sami Uğurlu maçtan sonra dedi ya, Fenerbahçe bizi, yani tam böyle demedi de işte, Fenerbahçe bizi zorlamadı, bizim için zor geçmedi, Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi minvalinde bir açıklama yaptı. Buradan kastettiği bence şu: Fenerbahçe yine oyunu bekler üzerinden çıkmaya çalıştı. Çünkü baskıyı yiyince başka bir şansı kalmadı. Mert Hakan'la denedi, o da olmadı. Bekler üzerinden çık, yani bunun da bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe zaten bekler üzerinden oynuyor. Merkezi kapatınca beklerden çıktı. Fenerbahçe'de Ferdi 96 defa, Ciku 77 defa, Osterwold'e 73 defa ile topa en çok dokunan oyunculardı. Yani Fenerbahçe'nin topa en çok temas eden 3 oyuncusunun ikisi bek oyuncusu. Evet. Fenerbahçe aslında bunu genelde oynuyor. Kasımpaşa ne yaptı buna karşılık? Ferdi ile 22 defa, Osterwold'e ile 19 defa ikili mücadeleye girdi. Ofansif ya da defansif. Yani Fenerbahçe'nin beklerini yordu. Bir de bunun üzerine zaten Fenerbahçe'de Osayi'nin sakatlığı nedeniyle Ferdi bek değiştirince Tadiş'le bağlantı kesildi. Bunun da üzerine Kasımpaşa bek kanat arasındaki bağlantıyı da bozdu. O baskı uygulamasıyla. Alanyaspor'un bozduğu gibi özellikle. Tabii Alanyaspor. Zaten daha önce de söylemiştik. Fenerbahçe oyunu bekler üzerinden kurunca, ki genelde kuruyor, kanatlarla bağlantılı oynuyor. Nedir bu bağlantı? Kanat çizgiye basınca bek içeriye giriyor. Bek çizgiye bastığı zaman kanatla üçgenleri kuruyor. Szymanski oraya mutlaka destek oluyor ya da Dzeko oraya geliyor vesaire. Bunu orada kademeli savunma yapıp beklerle de iletişimi, kanadın iletişimi kesince Fenerbahçe'yi bozuyor takımı. Alanya'da yaptı, Kasımpaşa'da yaptı. Bundan sonraki çoğu rakibin ilk yapmaya çalışacağı şey olacak. Üzerine Kasımpaşa kompakt durdu. İki takımın toplu oynama ortalama pozisyonlarına baktığımız zaman Fenerbahçe açık, bayağı açık. Kasımpaşa bayağı dar. Kompakt durdu, takım boyunu kısalttı, ön alan baskısını yaptı. Orta sahadaki iki tane top yapabilecek 6 numara özellikli oyunculara birebir bastı. Fenerbahçe ne pasla kırabildi, ne driplingle kırabildi. Ortada etkisiz futbol. Son dakikada kazanılan penaltıyla mı? Ona da değinelim. Osterwolder'in pozisyonu net penaltı. Ferdi'nin pozisyonu faul ama dışarıdaymış. Görüntüler. Penaltı pozisyonunda da penaltı diyen de haklıdır, penaltı değil diyen de haklıdır. Çünkü görüntü... Nasıl diyelim, hani verilen görüntüler çamur, ikna etmiyor. Çamur. Şimdi zaten protokol üzerinden başlayalım. İkisi de birbirini ikna etmiyor. Evet. Şimdi genellikle şunu söylüyorlar İFAP'ta da. Yani çağırdığın anda delilin olması lazım. Yani doğrudan hakeme gösteriyor olabilmen gerekiyor bu delili, o noktayı. VAR protokolünün karışma işinden bahsediyoruz. Yani ortada gerçekten o delili net olarak sunabilecek bir görüntü yok. Yayıncı kuruluştan gelen. Ki yayıncı kuruluş bundan 10 yıl önce, yani daha Lig TV'ken çok daha düzgün, adına bilmem ne kamerası denilen bir kamerayla çekim yaparken, şimdi daha fazla para alıp daha az para ödemesine rağmen, yani üyeden daha fazla para alıp kulüplere daha az para ödemesine rağmen bize çamur gibi bir görüntü izlettiriyor. Yani görüntüden de gerçekten şeyi göremiyorsun. Yani eskiden derlerdi ya, ütüyle mi çektin telefonu, fotoğrafı falan diye yani. Gerçekten ütüyle çekilmiş bir görüntü var karşımızda. Ama gösterilen bütün görüntülerde topun Yunus Emre Gedik'in eline çarpıp çarpmadığına dair net bir görüntüyü veremiyor bize. Ya işte mesele bu. Bir görüntüde çarpıyor. Diyormuş gibi gözüküyor. Evet. Başka bir açıya geçiyor. Çarpmıyor. Yok, çarpmıyor. O yüzden VAR protokolünün burada karışması sıkıntı. Zaten mesele de şu. Arkadaş, senin önünde Jadon Osterwold'e Mamadou Fall pozisyonunda olduğu üzere gözünün önündekini veremedi. Gözünün yani. Önünde var. Şimdi hakem demiş ki ben bunu dışarıda gördüm dedi. Tamam, hakem belki o açıdan Fall'un sol bacağının Osterwold'in sağ bacağına olan, evet, hamlesini kaçırdı diyelim. Ona var, asıl sen orada. Senin işin orada asıl zaten. O. Ya hocam, sen burada dışarıda verdin, tamam, faulü verdin bu arada, ama bir gelip içeride mi değil mi, dışarıda mı, içeride mi dışarıda mı diye izlemeni tavsiye ediyoruz. Çünkü niçin? Her anlamda net görüntü var elinde. Biz sonra gördük o görüntüyü yani. Tabii canım. Ama hiç karışmaman gereken yere karışıp ondan sonra oraya karışmıyorsan da sizin de VAR yetkinliğiniz tartışılır ki. Bundan önceki birçok şeyi tartışılır. Ya da bilerek mi yapıyorlar acaba? Abi artık ben... Bu tartışmalar çıksın, bu kavgalar çıksın, Galatasaray Fenerbahçeliler birbirine girsin.
Ortalık karıştırma herhalde mı yapıyor? Ya bak aklıma bu da geliyor. Soruyorum çünkü aynı hakem şeymiş. Hani geçen sene Icardi'nin daha 38. saniyede penaltı beklediği pozisyon vardı ya Kayseri deplasmanı. Orada da buymuş mesela yani. Bu adammış. Şimdi insanlar da haklı olarak artık şöyle bir iletişim çağında yaşadığımız için o VAR'daki beyefendinin VAR olduğu maçlara bakıyorlar. Kendi aleyhine veyahut da lehine akıllarda muallak kalan bir şey var mı deyip dosyaları hazırlıyorlar. Yapmayın abi bunu. Yani gerçekten karışmamanız gereken şeye karışıp ondan sonra burada tam tersini söylediğiniz zaman olmuyor işte. Ben biraz daha böyle devam ederse bunun bilerek yapıldığına inanacağım kendi dünyamda. Yani kaos için böyle bir hani insanlar birbirine düşsün, futboldan böyle bir karışıklık çıksın diye bilerek yapıldığına inanacağım. Ve bu karışıklık çıkıyor bu arada. Zamanında ben, futbol üstünden çıkan karışıklıkları biliyoruz çok acı tecrübelerle. Başka bir şey yok yani bunun. Yani ben şimdi hep... Geldiğimiz nokta baksana şu anda yorumları görebiliyorum yani ben. Kimse orada o baskıyı yapmış, orada o koşuyu yapmış. Umurunda değil ya. Onu tetikliyorlar evet. Bence. Ama abi başka yani, aklıma bir şey gelmiyor. Şimdi ben hep iyi niyetli düşünmeye çalışan bir insanım. Hani böyle bir Pollyanna sendromu vardır bende. Burada sorgulayacağım şey bugüne kadar hep hakemlerin kötü olduğuyla noktasıydı. İnsanların niyetini bilememek. Tamam mı? Yani çünkü bilemiyorum, ben tanımıyorum bu maçtaki VAR'daki beyefendiyi veyahut da başka insanları tanımıyorum. İsimlerini bilsem bile kim olduklarını bilmiyorum, ne yaptıklarını bilmiyorum. Ama hep şunu söylüyorduk, bazen bizim de çok formsuz olduğumuz zamanlar oluyor, yorumlarımız yanlış çıkıyor, her şeyimiz yanlış çıkıyor. Bunlar farklı şeyler ama ben iyi niyetliyim, buna emin olabilirsiniz. Serkan da iyi niyetli. Biz çalışıyoruz, yanlış şey söyleyebiliriz. Burada size göre yanlış bir şey söyleyebiliriz. Burada şöyle bir şey olabilir, hakemler kötü. Hakemler kötü abi, kötü. Bak, o kötü, hakemler bak, kötü. Bu net, bu artık görüntü önümüzde yani. Şeyde, orijinalinde var. Var, tabii. Orijinal fabrika çıkışında evet. Var. Şöyle bir şey olabilir, hakem seçiciler de kötü olanları özellikle yol verip daha sonraki bu olayların yaşanmasını izliyorlar. Bak ben şu anda bir komplo teorisi yazıyorum. Ama ortamı, buna inanan çok insan var mı? Ortamı var. Bu hale getirirseniz ben de inanacağım. Evet. Ben kendimi yani nasıl diyeyim? Kendimi yormak yani maça 3 sayfa 4 sayfa not hazırlıyorsun. Buraya bir şeyler hazırlıyorsun. Çat var çıkıyor karşı. Bunlar hepsi çöp oluyor. Bir değeri kalmıyor. Yani ben dediğin gibi yani Osterwolder'in pozisyonunu kabak gibi görüp hakemi uyarmayan var. El pozisyonunu görüp uyarıyor. Belki de değdi. Ondan bahsetmiyorum ama bu iki konu arasındaki bariz farkı bu maçın senaryosunun iki ayağı yapmak bana maçla ilgili değil, maçtan sonraki potansiyel yaşanabileceklerle ilgili çoktan yaşananlarla alakalı evet, hatta sanki yani. Bir şeymiş diye düşündürür. Bir süre sonra ben de buna inanırım. Çünkü karşında sürekli tekrar eden bir şey var. Yani mevzu da bu. Yani insanlar birçok var üzerinden şey yapıyorlar. Mesela yani burada konu asla ve asla takımlar değil, isimler vereceğimiz isimler değil ama ortaya çıkan senaryo maalesef kötü bir senaryo. Yani ve kötü çekilen bir senaryo. Aynı zamanda kötü yönetilen, görüntü kalitesi üzerinden de bahsetmemiz gerekirse. Yani yönetmeni kötü, kamerası kötü, o figüranlar kötü. Biz de kötüyüz. Biz de kötüyüz, kabul. Eyvallah. Evet, birçoğumuzun üstünde bence 62-22 üzerinden sorgulama başlatılması gerekiyor. Bak bunu da söylüyorum net olarak. Gerçekten 62 varsa yani bir tane savcı çıkıp bak bir tane savcının çıkıp şu bütün kaosu bitirmesi en fazla 3 gün sürecek. Yani bakacak hesaplara. Türkiye'de IP adresi çok kolay bulunabiliyor. Belirli kişilere maalesef hakaret edildiği zaman tak 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 bulunuyor ki hakaret etmeyin kimseye bu arada. Bunlar farklı şeyler. Herkes bir Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarını tatarsa belki çok çabuk daha bu işler çözülebilecek. Bunu sosyal medya üzerinden konuşuyorum ama diğer türlü de bizim üzerimizde de konuşan, yazan, çizen insanlar üzerinde de 62-22'yi başlatırsanız bence çok daha doğru bir adım atmış olacaksınız. Biz de kötüyüz. Kendimizi de potanın içine koyduk. Eyvallah. Tamam koyduk ama... Ben kötüyüm tamam. Ama abi yani insanlar da artık karşılaştırma yapabiliyor. Çünkü görüyor. Tamam mı? Yani şeyi görüyorlar. Mevzuyu görüyorlar. Abi sen bu maçta buna kırmızı kart gösterdin. Niçin? Ayağını kaldırdı ama değmedi. Bir sonraki maç adamın kulağı yarıldı. Adama sarı kart bile verdirtmedin. Çağırmadın bile var. Dejavu oldum. Yani. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Hep maalesef yani bak maalesef bu rezilliklerden bahsediyoruz. Yani bak ben belki Pollyanna'cıyımdır. Harbiden ben de yanacağım artık yani şeye bu tarz senaryo. Siz abi belirli bir zaman diliminde bu ülkeyi karıştırmak istiyorsunuz diyeceğiz demek ki yani biz.
Ki bu söylediğimiz 62-22'lik bu arada yani. Yani ben kişisel dünyamda buna inanırsam insanlar ne yapmaz? Tabii ki. Kimler neye inanmaz bundan sonra yani? Yapmayın, kimler neye inanmaz? Yani performans konuşamıyorsun, oyuna dair bir şey söylüyorsun, dediğin gibi çöp oluyor birdenbire. Adam onu dinlemiyor ya, baba sen son dakika içinde söyleyeceksin diyor. Taca çıkıyoruz. İşimizi yapma metotlarımız değersizleşiyor. Ve bu arada motivasyonumuz da düşüyor. İşimiz de değersizleşiyor. Evet. Ve senin de motivasyonun düşüyor. Ha, ben tamam. Bu sabah kalkıp 5.50'de arkadaşım yolladı bana sağ olsun. Union Saint-Gilloise'un işte son maçını izledim yani. Evet. Şöyle oynadı. Sen dün girdin, tak buldun, onu oturdun izledin yani. Ben baktım, ha inşallah dedim savunmadaki bu ilk yarıdaki hatayı arkasına adam kaçırıp direkten dönen pozisyon vardı ya. İnşallah bu arkadaş Fenerbahçe maçında oynar dedim. Abi bir dakika, yalnız burada Puertas diye bir adam var, 23 numaralı, bu enteresan bir adammış. Çok rotasyon yaptılar. Acayip rotasyon yaptılar Frankfurt maçından sonra oldukları için gibi birçok şeyi konu. Ya bak, bunları konuşabilmek ne kadar güzelken, maça dair bir şeyleri anlatabilmek ne kadar güzelken maalesef. Yani işini iyi yapamayan insanlar üzerinden bambaşka şeyler konuşuyoruz yani. Daha iyi olması için isyanımız. Evet. Kişisel görüşlerimize de katılırsınız, katılmazsınız. Farklı şeyler yani. Onlar. O penaltıdır, penaltı değildir. Ama bizim niyetimizi sorgulamazsanız... Seviniriz abi yani. Seviniriz yani. Yani hakikaten. Yani, çünkü bazen ben de çok sıkıntı duyuyorum. Yani tuttuğum takım belli. Yani ben hiçbir zaman saklamadım onu. Bir şey söylüyorsun gerçekten iyi niyetinle veyahut da oyunda gördüğüne dair bir şey. İşte sen Galatasaraylı olduğun için. Yok abi öyle ya. Değil yahu. Şey, insan üzüyor yani. Aynı kefeye konmak. Üzüyor. Üzüyor. Harbiden üzüyor. Yani. Benim ricam aynı kefeye koymayın. Çalışıyoruz çünkü. İyi niyetimizle çalışıyoruz. Maça dair Karas'ın... Ben Ferdi'yi çok beğendim. Hı-hı. Bu maçtan Ferdi'yi Karayas'a eklemek isterim. Yine Fenerbahçe adına en olumlu işleri yapan özellikle oyuncudu. Hele işte İsmail Kartal'ın dediği gibi orta sahaya girip oyunu genişletip rahatlattığı zaman çok çok etkili bir oyuncu. Karayas'ı hatta tamamlayayım ben. Öyle sen tamamla sana. Evet. Kayseri Spor maçını izledim ben. Ankara Gücü maçını. Gökhan Sazdağ'ı çok beğendim. Çok ikinci yarı özellikle çok çok iyi bir maç çıkardı. Gökhan Sazdağ'ına bu hafta böyle bir hak vermek istiyorum. Bir de sonunda Bayern Münih kazandı. Tuchel ayrılacağını açıklayınca rahatlamışlar. Tuchel'in gidişine mutlu olmuşlar. Hoca yiyen tayfa hemen maçı kazandı. Yediler aynen. Harry Kane'i alıyorum oradan da. Galibiyeti getiren golleri attı. Yani hayırlı olsun yani. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben de bu maçtan Jadon Osorvaldo'yu çok beğendim. Yani gerçekten adam stoperlikten sonra sol bekte de o vaat ettiklerini bu maçta belirli noktalarda yapabileceğini gösterdi. Maçın ikinci yarısında iki sekans vardı. O anda da anlı sesli yorum paylaştım. Tatuç üzerinden iki kere Jadon Osorvaldo'ya kaçtı mesela. Bu oyunu mu deneyecek acaba ikinci yarı dedim. En azından oyunu bir şekilde açabilmeniz gerekiyorken. Bence çok temiz bir oyun oynadı. Ben Jadon Osorvaldo'yu aldım buradan. Benim üçüncü oyuncum çok beğendim. Bazı mücadelelerde ezilmesine rağmen çocuk bir net bir potansiyeli gösterdi. Adana Demirspor'dan yani nickname'i Maestro'ymuş. Maestro'yu beğendim. Bir de Göztepe'de El Maestro vardı teknik direktör. Nestor El Maestro. Ne yapıyor şimdi acaba ya? Bilmiyorum vallahi. Yani ben İyi oyuna yaklaşımını beğeniyordum Nestor El Maestro'nun. Ama bu sefer Adana Demirspor'un orta sahasındaki Maestro'yu çok beğendim. Gerçekten çok temiz futbol oynamaya çalışan ve müdahaleleri çok çok yerine olan bir oyuncu. Mükemmeldi. Benim adıma mükemmeldi. Emrak Baba'ya verdi değil mi pası? İlk yarıda Emrak Baba böyle kayarak vurmaya çalıştı. Evet, kayarak vurmaya çalıştı. Zekice bir pastı. Dördüncü olarak da kulüp yetiştirmeleriyle Chelsea'ye karşı kafayı tutup uzatmalarda kupayı alan Liverpool. Evet, yani gerçekten Jürgen Klopp üçleme yaparsa enteresan olacak. Geçen seneki City üçlemesine benzeyecek o iş. Bakalım yapabilecek mi yapamayacak veda mı? Veda sezonunda son maç biliyorsun. Klopp'un arkasında izlemek istiyorsan 34.186 puan ödeyeceksin. Bizlik bir şey yok. Bizlik bir şey yok yani. Ha, biz arkada televizyonda Klopp'un arkasından çekirdeğimizi yeriz. Çekirdekçi tayfa olarak vedamızı ederiz Jürgen Klopp'a. 34.000 pound ne kadar yapıyor? Artık ne abi, kadar pound en son baktığımda ben 41'di. 1.200.000, 1.300.000 TL yapıyor. Vay be. 34.000. Yazamadım bile. Yazarken elin yoruluyor değil mi? 1.400 diyelim. Evet, 1.400. Gittin geldin 2.000.000 TL yani. Hadi güzel yedin falan. O kadar parayı veriyorsun. Abi orada gidip de sokak ortasında şey yemeyeceksin yani. Fast food yemeyeceksin yani. Gideceksin stadın restoranında yiyeceksin. 150-200 puan da böyle bir
yemeğini yiyeceksin. Güzel iş. Benim de kararsızlığımı böyle tamamladım. Bizlik bir şey yok. Bizlik bir şey yok. Galatasaray Antalya Spor maç önü değerlendirmesi. Metrobüsle eve döneceğim. Söğütlü Çeşme'yle devam diyorsun ya. Hadi bakalım. Şimdi çekirdekçi tayfadan veda ederken bir şey daha hatırlatmak istiyorum ben. O da şu. Spors uygulamasında anlık sesli yorumlarımız var her maça dair. Yani biz daha önceden yazıyorduk maça dair görüşlerimizi. Sizler okumaya çalışıyordunuz. Fikirlerimize değer verenler veyahut da bu ne saçmalamış diyenler hiç fark etmiyor. Ama artık gözünüz maçta, kulağınız spor uygulamasında olsun. Anlık sesli yorumlarımızda tüm voley yorumcuları spor uygulamasında. Güzel. Çekirdekçi sayfadan görüşmek üzere. Güzel maçlar var. Akşama evet. Spor'da buluşalım. Hoşça kalın. İkinci el arabalara güvenmenizi sağlayan Carvak sundu.